Kotex, kadının eserini sunar. Bugünkü konuklarıma geçmek istiyorum. Boncuk gözleri ve kadife sesiyle sevgili Şevval Sam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünyaca ünlü şef, efendim sevgili Ebru Baybara Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Her zaman cesaretli olmam gerekiyordu. Her zaman daha gözü kara olmam gerekiyordu. Annem bir kadın olarak çok mücadeleci ve gerçek anlamda dayanıklı bir kadındı. Yani ben çok dayanıklı ve çok mücadeleci bir yapıyım. Aslında benim içimde fırtınalar kopmaya başladı. Burada bir şey yapacaksam değişim yapmalıydım, bir şeyi değiştirmeliydim, işe böyle devam etmeliydim. Mardin'de turizm yapacaktım. Yani aslında ait olduğunuz topraklara döndünüz, değil evet. mi? Beni başarı hikayeleri, özellikle kadınların hikayeleri çok etkiliyor. Umuyorum ki sizlerin hikayeleri başka kadınlara da ilham olur ve şu anda belki de o kötü uykudan uyanmak için onları bir dürtmüş oluruz. Bana yemek yapan sadece evin kadınları değil, mahallenin kadınlarıydı. Sonra ben o kadınları bir araya getirdim. Okuma yazmaları yok çoğunun. İnanılır gibi ve ondan sonra gerçekten. Menüler yazdım. Neydi yapmak istediğimiz? Aslında eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bir yerde insanlara bir şeyler yaptırmak istiyorsanız onların bildiği en iyi işten başlamak zorundasınız. Ben yemek yapmaktan başladım. Çünkü onlar gerçekten çok iyi yemek yapıyordu. Ben sadece onlara yol gösterdim. Organizasyon planı kurdum. Ve bir kadın ve ona inanan 21 kadının cesaretinden cesaret alan Mardinliler şehrin turizmine yatırım yaptılar. Gelecekteki çocukları kurtarıyorsunuz siz, kız çocuklarını. Yani o kız çocuklarının neler çektiğini birçok hikaye duyuyoruz. Hani öyle bir toplumsal değişim olsun ki bir kız çocuğu var olmak için erkek gibi olmaya çalışmasın. Yani dert bu aslında. Zaman içerisinde bu gücün aslında erkek gibi olarak değil, yani kendi kaynağımdan geldiğini fark ettim. Ve bu da kadın olmak. Kotex, kadının eserini sundu.